Diyarbakır Havalimanı Yeni Terminal binası ve yapımı tamamlanan diğer tesislerin toplu açılış törenini katılımlarıyla onurlandıran milletimizin onuru, ülkemizin gururu, bölünmez bütünlüğümüzün teminatı, Türkiye sevdalısı lider Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Sevgili Diyarbakırlılar, değerli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Açılışını yaptığımız değerli kardeşlerim 230 trilyon liralık bir yatırım olan Diyarbakır Havalimanı Terminal binasının şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yıllık 5 milyon yolcu kapasiteli bu havalimanının Diyarbakır'ın turizminin, ekonomisinin, ticaretinin, sosyal hayatının canlanmasında ciddi katkısı olacağına inanıyorum. Diyarbakır Havalimanı bu yılın ilk 4 ayında 4.450 uçuşla 627 bin yolcuyu ayırladı. Diyarbakır'ı Ankara'ya, İstanbul'a, Antalya'ya, İzmir'e, Bursa'ya ve dünyaya adeta bir adım mesafesinde yakınlaştıran havalimanımızın yeni terminal binasının hayırlı olmasını diliyorum. Tabii altı körüğüyle inşallah farklı bir hizmeti verecek. Bugün diğer kurumlarımızın yatırımlarıyla birlikte açılışını yapacağımız hizmetlerin toplam rakamı 558 trilyon lirayı geçiyor. Kardeşlerim, eğitimden sağlığa, üniversitenin birçok sosyal hizmet fonksiyonları ile ilgili atacağımız adımla birlikte Diyarbakır yeni bir dönüşüm, yeni bir değişim yaşıyor inşallah. Kardeşlerim, yola çıkarken bir şey söyledik. Dedik ki biz bütünleştirmek için varız. Onun için ne dedik? Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Sevgili kardeşlerim, bakınız, gençlik ve sporda yüzme havuzunun, gençlik merkezlerinin, çeşitli spor tesislerinin resmi açılışlarını yapıyoruz. TOKİ'nin üç kuyularda dar gelirli vatandaşlarımız için yaptığı 1024 adet konut ve sosyal tesisin resmi açılışını da bugün gerçekleştiriyoruz. Sağlık Bakanlığımızın Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile Kocaköy Devlet Hastanesi'ni bugün resmen açıyoruz. Bilim Sanayi ve Ticaret Bakanlığımız organize sanayi bölgesi altyapı projelerini tamamladı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız Karacadağ Kongre Merkezi ve iki ilçemizde hizmet binalarını bitirdi. Ayrıca çok sayıda tarımsal destekleme ve hibe projesine imza attı. Orman ve Su İşleri Bakanlığımız İçme suyu ishalatı ile 7 taşkın koruma projesi inşa etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız
Siz isterseniz her şey olur. Siz isterseniz her şey olur. Kardeşlerim, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız, trafolar, İçişleri Bakanlığımız, güvenlik güçlerimiz için sosyal tesisler yaptı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız, yol, köprü, üst geçit inşaatları ile PTT hizmet binalarını tamamladı. Az önce Sayın Başbakanımız bir şey söyledi. Biz geldiğimiz zaman 37 kilometre şu Diyarbakır'da yol varken onu 10 katına katladık. 1'e 10 artırdık. Niye? Onlar yıkar, biz yaparız. Farkımız bu. Şimdi ben buradan sesleniyorum. Ey benim Diyarbakırlı kardeşim. Ey benim Kürt kardeşim. Yahu bunlar sana bugüne kadar ne hizmet verdi Allah aşkına? Bunlar yakmaktan yıkmaktan başka ne yaptılar? Bunlar benim bu ülkede kardeşlerimi şehit etmekten başka ne yaptılar? Öldürmekten başka ne yaptılar? Kardeşlerim, bunlar öldürmek için var. Bunlar şehit etmek için var. Biz ise bu ülkede, evet. Kardeşlerim, bir kişinin hayat bulmasına vesile olmak, tüm insanlığın hayat bulmasına vesile olmak gibidir. İnancından hareketle biz hep bunu yaptık. Ve biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Kardeşlerim, ben Diyarbakır'a yaptığımız hizmetleri sizlere anlatacak değilim. 2003-2014 yılları arasında Diyarbakır'da yaptığımız yatırımların toplam tutarını az önce Sayın Başbakan da söyledi. 24 katrilyon lira. Kardeşlerim, eğer son 1,5 yılda ve bu terör belası sebebiyle ilaveleri de buna katacak olursak 30 katrilyon. 30 katrilyon. Kardeşlerim, bu yatırımlar devam ediyor. Eğitimde 4655 yeni derslik yaptık. Diyarbakırlı çocuklarımızın, gençlerimizin hayata daha iyi hazırlanmalarını sağlamanın gayreti içinde olduk. Maalesef bu dersliklerin bir kısmı terör örgütü tarafından yakıldı, yıkıldı. Ah benim Diyarbakırlı kardeşim, bunlar camilerimizi yakmadılar mı? Camilerimizi yıkmadılar mı? Bunlar ateist. Bunlar zerdüşt. Bunlardan bir şey olmaz. Bunlar bizim değerlerimizle hareket etmediler, etmiyorlar. Kardeşlerim, bunların içerisinde maalesef benim milletimin değerleriyle istihza edenler de var. Er veya geç ben inanıyorum ki benim Diyarbakırlı kardeşim de, Şırnaklı kardeşim de bunların ne olduğunu anlayacak. Vanlı kardeşim de anlayacak. Ben inanıyorum ki Hakkari'li kardeşim de anlayacak. Muşlu kardeşim de anlayacak. Iğdırlı kardeşim de anlayacak. Ve er veya geç bunlara gereken dersi sandıkta verecek. Biz sandıkla hareket ediyoruz. Bunlar ise kandille hareket ediyorlar. Biz gücümüzü haktan ve halktan alıyoruz. Farkımız bu. Hak, halk. Biz bununla yürüyoruz. Bununla da yürümeye devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, bakınız şurada 20 kilometre ötemizde
Dürümlü mezrası var değil mi? Bölücü terör örgütü mensupları 12 Mayıs Perşembe günü burada 15 ton bomba yüklü bir kamyonu patlatarak Tanışık köyünden 16 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine yol açtılar mı? Sevgili kardeşlerim, bakınız PKK'nın desteklemiş olduğu bir parti şu anda parlamentoda mı? Onlar PKK adına parlamentoda. Şimdi benim milletim ne diyor? Bunlar bizim verdiğimiz vergilerle oradan maaş almamalı diyor. Öyle mi? Ne oldu şimdi dokunulmazlık olayı? Parlamentoya geldi. 376 oyla bu geçti. Şimdi tutuştular. Evet, şimdi yurt dışına kaçmaya başladılar. Niye kaçıyorsunuz? Kaçmayın. Aynen paralel devlet yapılanması neyse bunlar da o. Onlar da kaçıyor, bunlar da kaçıyor. Kardeşlerim, ben Dürümlü'deki bu saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kardeşlerim, dünkü gazetelerde Diyarbakırlı iş adamlarımız adına yayınlanan, bu olayı kınayan ve örgütü kayıtsız şartsız silah bırakması. Yalnız burada bir şey hatırlatayım. Kuru kuruya silah bırakmak değil, gömecek ve betonlayacak. Ve bunların koordinatları da verilecek. Yoksa bunlar bu işe çok alışıktır. Silahı bırakırlar, bir müddet sonra da gelir o bıraktıkları yerden alırlar. Bu oyuna asla gelmeyiz. Olmadı. O zaman bu ülkeyi terk etmek zorunda kalacaklar. Kardeşlerim, bakınız. Diyarbakırlı iş adamlarımızın bu ilanları gerçekten örnektir. Ve memnuniyetle ben de bunu okudum. Bölge halkının bu şekilde açık tavır alması halinde örgütün eylem yapabilecek gücünü ve imkanını kaybedeceğine inanıyorum. Temmuz ayından bu yana yaşananlardan sonra bölge halkı terör örgütünün de parti, dernek, vakıf gibi adlar altında onun uzantısı olarak çalışan yapılarında gerçek yüzlerini görmüşlerdir. Masum insanları paramparça ederek katleden bir örgüt ne bu toprakların ne de bu ülkenin bir parçası olamaz. Onların yaşadıkları evleri buzdolabından yatağına, ayakkabısından Kur'an-ı Kerim'e kadar bombalarla tuzaklayan bir örgütle bölge halkının, benim inançlı Kürt kardeşlerimin en küçük bir ilişkisi olamaz. Vatandaşlarımızın günlük hayatlarının bir parçası olan sokakları, binaları, dükkanları, araçları keyfi bir şekilde tahrip eden, yolları keserek tırları yakan yıkan böyle bir örgütü, bırakın Kürt kardeşlerimizi, insanlıkla yan yana düşünmek mümkün değildir. Kardeşlerim, terör örgütünün asıl hesaplaşması devlette değildir. Terör örgütünün asıl hesaplaşması bölge halkının inancıyla, kitabıyla, ibadetiyle, tarihiyle, kültürüyledir. Örgüte destek verenler silahlı mücadeledeki başarısından çok bölge halkını köklerinden ve değerlerinden kopartmasını önemli görüyorlar. Dikkat ederseniz örgütün infaz ettiği kendi militanlarının
ve masum bölge insanlarının sayısı devletin operasyonlarında ölenlerden çok daha fazladır. Ağızlarını her açtıklarında geçmişteki faili meçhullerden söz edenler, örgütün faili belli cinayetlerine de tavır koymadıkları sürece samimi olamazlar. Biz hayatımızın hiçbir döneminde yanlışlarla, eksiklerle, hakikatlerle yüzleşmekten çekinmedik, çekinmeyiz. Terör örgütünün vahşetini, onu destekleyen sivil görünümlü yapıların yol açtıkları zararları perdelemek için söylenen sözler havada kalmaya mahkumdur. Biz geçmişte darbecilere, vesayet odaklarına karşı verdiğimiz mücadelede ne kadar samimi isek, terör örgütüne ve güdümündeki kuruluşlara karşı verdiğimiz mücadelede de o kadar samimiyiz. Sadece şiddetten, kandan, candan beslenen bir canavara dönüşen bu örgütün tüm unsurlarıyla birlikte Diyarbakır'dan, bölgemizden ve ülkemizden uzaklaştırılması şarttır. Buna var mıyız? Buna inanıyor muyuz? Kardeşlerim, işte bu operasyonlar onun için yapılıyor. Ve sonuna kadar da yapılacak. Benim Diyarbakırlı kardeşim, benim Şırnaklı kardeşim, Hakkari'li kardeşim huzur bulana kadar, Vanlı kardeşim huzur bulana kadar bunlar devam edecek. Sıkılı yumrukla müsafaha olmaz. Kardeşlerim, nerede olursa olsun elinde silahla ortaya çıkan herkes karşısında sadece güvenlik güçlerimizi bulur. Halbuki biz en başından beri meselelerimizi demokrasi, insan hakları, özgürlükler, adalet, çoğulculuk, refah gibi hepimizin özlemi, arzusu olan ilkeler çerçevesinde konuşmanın, çözmenin gayreti içinde olduk. Bölge insanının yaşadığı sıkıntıları çok yakından bilen birisi olarak hem geri kalmışlık meselesini hem de demokratik sorunları çözmek için her türlü çabayı gösterdik. Kalkınma seferberliği anlayışıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemize 13 yılda yaklaşık, ah değerli kardeşlerim, 280 katrilyon liralık yatırım yaptık. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine. Niye? Söz vermiştik. Batıda ne varsa doğuda da güneydoğuda da o olacak dedik. Yolu, elektriği, suyu, okulu, sağlık tesisi olmayan yerleşim yerleri bırakmadık. Yollarımız, havalimanlarımız, üniversite mi vardı bu bölgelerde? Üniversiteleri biz açtık. Ama şimdi artık benim Güneydoğulu, Doğulu kardeşim batıya, Orta Anadolu'ya değil, kendi ilinde de üniversitesini okuyabiliyor. Sosyal yardımlarla bölgede yaşayan vatandaşlarımızdan hiç kimsenin aç ve açıkta kalmamasını temin ettik. İstihdamı artırmaya yönelik her girişimi çok ciddi teşviklerle destekledik. Bununla birlikte hak ve özgürlüklerin genişletilmesi konusunda yola nasıl çıktık? Demokratik açılım dedik. Biraz daha ilerlettik. Milli birlik ve kardeşlik projesi dedik. Daha ileri gittik. Son olarak çözüm süreci dedik. Ama onlar bundan da anlamadılar. İşte eş başkanlardan bir tanesi ne yaptı? Diyarbakır'da benim Kürt kardeşlerimi sokağa döktü. Ve 53 kardeşimiz öldü mü? Yasin Börü evladımız burada öldü mü?
Kaç yaşındaydı Yasin? 15 yaşında. Ne dağıtıyordu? Kurban eti dağıtıyordu. Ah benim kardeşlerim. Üzerinden de geçtiler mi? Ya bunlarda vicdan diye bir şey yok. Bunlar insanlıktan nasibini almamış. Ama er veya geç, azizün züntikam olan Allah'tır. Bunlardan o intikam alınacaktır. Hiç endişeniz olmasın. Suriye'deki bir takım gelişmelerden cesaret alan bu örgüt aynı oyunu ülkemizde de sahneye koymaya kalktı. Şimdi sizlere sözleniyorum. PKK, PYD, YPG, DAEŞ, bunların hiçbirinin birbirinden farkı yok. Hepsi de terör örgütü. Ve şu anda Amerika'nın PYD'ye, YPG'ye vermiş olduğu desteği Diyarbakır'dan seslenerek söylüyorum. Kınıyorum. Bize verilen söz bu değil. Bu bize verilen söz değil. Ben siyasetin dürüst yapılacağına inanan birisiyim. Dolayısıyla bize dost olanlar, bizimle NATO'da beraber olanlar kalkıp da kendi askerini YPG'nin işaretleriyle Suriye'ye göndermemeli, gönderemez. Hala YPG'ye biz destek vermeye devam edeceğiz. O PKK değildir diyenleri lütfen gel de bunun bizden dersini al. Yanlış yerde duruyorsunuz. Teröre karşıyız demek de teröre karşı durulmaz. Bizzat terör örgütüyle ilgili bütün belgeleri veriyoruz. Söylüyoruz ama attıkları adımlar yanlış. Güvenlik güçlerimiz askeriyle, polisiyle, korucusuyla tarihe geçecek bir mücadele vererek örgütü ve arkasındaki güçleri bir kez daha hüsrana uğrattılar. Bu vesileyle terörle mücadele operasyonlarında verdiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Bugün artık güvenlik güçlerimiz Nusaybin ve Şırnak hariç diğer yerlerdeki operasyonlarını tamamlamışlardır. Nusaybin'de örgüt mensupları gruplar halinde teslim oluyor. Operasyonların tamamlandığı ilçelerimizin yeniden ayağa kaldırılması için kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Ben şu anda terör örgütünün içerisinde olan tüm vatandaşlara sesleniyorum. Annenizin, babanızın sesine kulak verin. Terör örgütünün kucağından sıyrılın. Bu devlet adildir. Adil olan bu devletin anlayışı bilesiniz ki o katil terör örgütüyle asla mukayese edilmez. Ve şunu da söylüyorum. Kardeşlerim, şu anda operasyonların yapılmış olduğu yerlerin tamamında çarpık yapılaşmanın olduğu yerleri tümüyle yıkıp yeniden yaparak diğer bölgelerde hasarın derecesine göre gereken çalışmaları gerçekleştirerek yaraları saracağız. Kimse açıkta kalmayacak. Herkes inşallah bu yeni yapılan yerlerde evini, mekanını bulacak. Hiç merak etmeyin. Bu devlet adildir, endişeniz olmasın. Biz Van depreminde bütün o yıkılan evleri nasıl yepyeni şehirler kurarak Erciş'te biliyorsunuz, Edremit'te, Van merkezde,
nasıl yaptık, oraya yerleştirdiysek, şimdi de aynısını Bingöl'de de yaptık, Simav'da da yaptık. Allah'ın izniyle operasyon bölgelerinin tamamını da yapacağız. Terör örgütüyle devletimizin arasındaki fark budur. Örgüt kan dökmenin ve yıkmanın peşindedir. Devletimiz ise yaşatmanın ve inşa etmenin yollarını arıyor. Bu sürecin bölge halkı bakımından bir milat olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde bölgede yaşayan tüm vatandaşlarımızın devletinin yanında daha güçlü şekilde yer alarak 2023 Türkiye'sinin bir parçası olma iradesini ortaya koyacaklarına inanıyorum. Kardeşlerim, bunun için el ele vereceğiz. Omuz omuza vereceğiz. Buna hazır mıyız? Öyleyse bizim Rabia'mız var. Rabia'mız var. Bu Rabia'mızda ne var? Bir, çok coşkulu söyleyelim. Tek millet. Türküyle. Kürdüyle. Lazıyla. Çerkeziyle. Gürcüsüyle. Avazasıyla. Boşnağıyla. Romanıyla. Arnavutuyla. 79 milyon tek millet. İki, tek bayrak. Rengi şehidimizin kanı. Hilal, bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız, şehidimizin ta kendisi. Bayrağımızın dışında bir bayrak asla kabul etmiyoruz. Tek bayrak. Üç, tek vatan. 780 bin kilometre kare ile tek vatan. Bu vatan toprakları şehit kanlarıyla yoğrulmuştur. Onun için ne diyoruz? Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Evet, bu toprakların uğrunda ölenler olduğu için biz bu toprakları ne yaptık? Vatan yaptık. Dört, tek devlet. Bizim tek devletimiz var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bunun dışında bir devlet asla. Ve çıkmış paralel devlet yapılanması. Şimdi onunla ilgili de biliyorsunuz, son Milli Güvenlik Kurulu'nda bir karar aldık. Legal görünüm altında illegal faaliyet gösteren ve Fethullahçı terör örgütü olarak anılan dedik ve Milli Güvenlik Kurulu'nun bu tavsiye kararını hükümetimize gönderdik. Şimdi hükümetimiz de kararı aldıktan sonra aynen terör örgütleri gibi bu da yargılanacaktır. PKK neyse paralel devlet yapılanması da odur. Ve değerli kardeşlerim, onun için tek millet diyoruz, tek bayrak diyoruz, tek vatan diyoruz, tek devlet diyoruz. İşte sizi ben bu birlik, bu beraberlik içinde alkışlıyorum. Ve şu sıcakta on binlerce Diyarbakırlı kardeşimin burada oluşu bizleri gerçekten çok çok mutlu etti. Ve her zaman bizim bir dörtlüğümüz vardı biliyorsunuz. Hatırlıyorsunuz değil mi? Sesler yerinde mi? Hazır mıyız? Elleri göreyim. Bayrakları da göreyim. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey Diyarbakır'ı hatırlatıyor.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve Zat-ı Devletlerini bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Havalimanı yeni terminal binası ve yapımı tamamlanan diğer tesislerin toplu açılış törenini kurdela kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere saygıdeğer hanımefendiyi, Sayın Başbakanımızı, saygıdeğer hanımefendiyi, Sayın Bakanlarımızı, Sayın Milletvekillerimizi, Sayın Valimizi, Sayın TOKİ Başkanımızı sahneye davet ediyorum. Diyarbakır hazır mıyız? Hazır mıyız? Tüm eserler Diyarbakır'ımıza, Diyarbakırlılara, Türkiye'mize, tüm milletimize, evet, hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah, Bismillah. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Havalimanı ve yeni terminal binası ve yapımı tamamlanan diğer tesislerin toplu açılış törenini kurdela kesmek suretiyle siz saygıdeğer Diyarbakırlı hemşehrilerimizin hizmetine sunmuştur. Bu hizmetlerin başta ülkemiz, şehrimiz ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.